Evet Selin, kimi seçiyorsun? Can Bey. Can Bey'i seçiyorsun. Selin, belki de en doğru karar verdin. Bence de. Hatta çok kendimi Çinliler gibi de şey yapmamak adına anlatırken gözlüklerimi çıkarıyorum. Can, sorunu soruyorum sana. Lütfen. Koşu bantları niçin icat edilmiştir? Selin, şoka gireceğiz hep beraber. Şu an sana hemen anlatıyorum, hazır ol. Hiç gerçekten inanamayacaksın. Ben de ilk öğrendiğimde inanamadım ama çok da gerçek bir bilgi hemen geliyor sana. Koşu bandı dediğimiz alet İngiltere'de mahkumlar için icat edilmiş bir şey. Her gün yazık bu mahkumlar, işte suçlular bu insanlar da bu koşu bantlarının üzerinde yürütüyorlar bu insanları ceza olsun diye. Sonra hatta bir noktada bunlar yürüyor hani statik elektrikte ürettiklerini görüyorlar. Bu ucuna bunun damacana takıyorlar, işte su çekiyor mahkumlar, yok da eşya kaldırıyorlar falan. O şekilde kullanılıyor. Her gün 10 saat falan mahkumları yürütüyorlar. O yüzden koşu bandı icat edilmiş. Biz için spor maksadıyla tabii ki kullanıyoruz günümüzde. Nasıl? İşkenceye gel. Acımasızmış. Hayretle dinliyorum. Can Bey, çok kötü yalan söylüyorsunuz yahu. Bu doğru olabilir Alper, o ki güneş gözlüğü oradan gelmiş. Alper Bey, neye ikna olmadığınızı söylerseniz ben daha açıklamaya çalışayım. Şimdi Can Bey, bana lütfen koşu bandında yürüyerek damacanayla su kaldırmanın mekaniğini anlatabilir misiniz lütfen? Onu ben örnek olarak söyledim efendim. Tam olarak bilmiyorum yani, zaten bu çok çağ dışı bir şey olduğu artık ortaya çıktıktan sonra yasaklanıyor. Diyorlar ki mahkumları siz arkadaşlar saçmalamayın diyorlar. Bu insanları yürütüyorsunuz her günü falan. Yapmayalım böyle bir şey. Lütfen falan oluyor. İptal ediliyor. Peki makine nasıl bir makine? Koşu bandı. Taş taşımak için. Onu konuşuyoruz. Kaç yılında siz beni dinlemiyor çıkmış musunuz? Bu? 1800, çok teşekkür ederim sorduğunuz için. Küsuratlı da söyleyeceğim rakamı. 1818 yılında çıkmış. 1818 yılını bile biliyor, kesin doğru. Üreten beyefendinin ben ismini de biliyorum. William Cubitt. Selin Hanım, ilginizi kaybetmeyin. Kaybetmiyorum. Size anlatıyorum şu anda. Evet. Süper. Nasıl gidiyor sizce? Bence hani doğru gibi mi gidiyor? Güzel gidiyor. Yalnız. Harika. Dinliyorum can kulağıyla. Aynen, çok iyi. William Cubitt beyefendi alıyor patentini ilk bunun. Mahkumları her günü koşturuyorlar bunun üzerinde, yürütüyorlar falan. İşte su taşınıyor bir yerden, işte inşaat yapılıyor falan. Sonra artık insan hakları Selin Hanım. Çünkü hoş mu? İnsanları her gün yürütüyorsun koşu bandı vesilesiyle. Olmaz. Bunu topyekun kaldırıyorlar. Evinizde koşu bandı var mı diye de size ben sormak istiyorum. Çapraz bir konuya girdim şu an. Evet, var. Ben de 2 saat koşuyorum. Evet. Su filan, yani normal, siz spor amacıyla. Evet, spor amaçlı. İşte eskiden öyle değilmiş. Selin Hanım, efendim, eğer bu yürüme bandıyla inşaat yapılıyor dedi. İnşaat yapılıyor iseydi eğer, bunu ilk önce Karadenizliler bulurdu. Ya muhtemelen, yani... evet. Hayda! Hayda! Gidelim, Batman'a gidelim. Ay bayılacağım. Ya Batman öyleydi, kulağıma üflediler. Ben öyle de söylemek zorunda kaldım ama Can Bey de şu anda şimdi akılımızı karıştırıyor yani. Hoş değil Can Bey. Uydurup uydurup kulağıma üflüyorlar diyorsun. Akla hayale alınmayacak burada hikayeler anlatıldı Alper Bey. Biz hepsini dinledik. Yok, evet, yarasa duydum dediniz, gübre dinledim dediniz burada uzun uzun. Yani biz mahcup olduk dinlerken. Yok daha bir de doğru dediniz. Benim William Cubitt diyorum. 1818 diyorum. Rakam veriyorum. Net rakamlar burada konuşuyor yani. İstatistik konuşuyor. Burada diyorsunuz ki bana burada bir şey diyorsunuz. William yani... Cubitt derken, o William Cubitt derken sinsi telefonuna baktım. Ben gördüm. Aynen. Gülben Hanım, gözünüzden aynen diyor, hiçbir bravo şey kaçmıyor. Dürüst. Bak gözlüğümü değiştirdim. Olaya ahenk. Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Sürekli bir şeyler takıyorsunuz gözünüze. Sürekli gözlük değiştireceğim. Evet, inanıyor muyuz? İnanmıyor muyuz? Ne yaptık? İnanıyorum ben Can Bey'e. Can Bey'e inanıyorsun. İnanıyorum. Helal. Peki bakalım, Can Bey'e inanmakla doğru bir karar mı veriyorsun? Bravo! Ve canın artını arttırıyorsun. Gelsin Can Bonomo'nun harfi. Yani bizde yalan yok. Başından beri Can'a inanmıştım. Reha abi, ya işte bu. Puanlara bakıyorum. Selin 80 puandasın. Tugay 20 puandasın. Ama hiçbir şey belli olmaz. Belki erken tahmin hakkını kullanıp birdenbire puanını yükseltebilirsin.
Doğru tahmin edersen 100 puan eklenecek hanene ve 120 puan olacak. Ama kaybedersen de sıfıra inebilir. 50 puan düşecek ve sıfıra düşecek. Bir tahmin vardı aklımda ama harf açılınca o olmadığını gördüm. O yüzden bir fikrim yok açıkçası şu an. Selin çok dikkatli bir şekilde bakıyorsun harflere. Yok şu an. Şu an öyle bir şey yok. Peki o zaman